sıra geldi kolları örmeye. Kollardan birini ördüm. İkincisini de birlikte öreceğiz arkadaşlar. Toplam 63 ilmek aldım şişimize ve 3 sıra haroşa ördüm. Ve modelimizi döşemeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 düz ilmekten sonra 1 ilmek artırıyorum, 1 düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıp 4 düz örüyorum. 1 2 3 4. Sıradaki 3 ilmeğin ikisini kaydırıyorum. Üçüncüyü örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçirerek 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıp 1 düz örüyorum. Tekrar ilmek artırıp 4 düz örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar sıradaki 2 ilmeği kaydırıyorum. Üçüncüyü düz örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. 1 2 3 4 düz ördüm. 1 ilmek artırıp 1 düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 4 düz örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar 2 ilmek kaydırıyorum. Üçüncüyü örüp 2 ilmek eksilttim. 1 2 3 4 düz ördüm. 1 ilmek artırıp 1 düz ördükten sonra tekrar 1 ilmek artırdım. 1 2 3 4 düz ördüm. 2 ilmek kaydırıp 3.'yü ördükten sonra üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. 1 2 3 4 düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 2 3 4 düz ördüm. 2 ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte örerek 1 ilmek eksilttim. Dönüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum ikinci sırada. Üçüncü sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 düz ördükten sonra artırma yerine gelip 1 ilmek artırıyorum. 1 2 3 düz ördükten sonra yine 1 ilmek artırıp 3 düz örüyorum. 1 2 3. Buradan 2 ilmeği kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 düz örüyorum. 1 ilmek artırıp tekrar 3 düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek kaydırıyorum. 1 ilmek örüp 2 ilmeği de üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar modelimizi devam ettirelim. Kollardaki yapış şekli sadece sayısı daha az, aynı arka beden gibi örülüyor arkadaşlar. Takılırsanız oradan faydalanabilirsiniz. Bundan sonra bu kısmı tamamlayıp küçük ajur serpmelerine geldiğimde tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Devam edelim. Son eksiltmemizin üzerine 1 2 3 sıra ördüm. 4. sırada küçük ajur serpmelerini yapacağım ve yan kenarlardan ilmek artırmaya başlayacağım aynı zamanda. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen alttaki ipi kaldırıyorum. Sol şişimi arkadan batırıp ilmeğimi geçiriyorum. Örerek 1 ilmek artırıyorum. 2 3 4 5 6 7
8 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği sağ şişe kaydırıp 3. ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltip tekrar 1 ilmek artırıyorum. 13 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmek kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdığım ilmeklerimi üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek daha artırıyorum ve sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda da 1 ilmek artırıp sıramı tamamlıyorum. Kenar artışlarımı ve küçük ajurları çalıştım. Bundan sonra her 4 sırada bir hem sağdan hem de soldan birer ilmek artırmaya devam edeceğiz. Toplam 6'şar ilmek artıracağız arkadaşlar. Devam edelim. Kol kenarlarından her 4 sırada bir toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6'şar artış yaptım her iki kenardan arkadaşlar. Şimdi her 6 sırada birer artırma yapmaya başlıyorum. Bu işlemi 5 defa daha tekrarlayacağız. Burada en son artış yaptığım ilmeğin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 6. sırayı örerken birer artırma daha yapıyoruz. Sol şişimle alttan kaldırdığım ilmeği batıyorum ve örerek bir ilmek artırıyorum. Örmeye devam ediyorum diğer tarafa kadar. Sıramızın sonuna geldiğimizde kenar ilmekten önce bu taraftan da alttaki ipi kaldırıyoruz. Bir ilmek de bu taraftan artırıyoruz. Sol şişimizle önden batıyoruz. İçinden batarak örüyoruz. Bir ilmek de bu taraftan artırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, her 6. sırayı örerken hem sağdan hem de soldan 4 defa daha artış yapalım. Bu yaptığımızla birlikte toplam 5 defa 6'şar ilmekte bir ilmek artırmış olacağız. Dönelim ve örmeye devam edelim. Kol kısmında ilmek artırmalarını bitirdim arkadaşlar. 11 ilmek sağ kenarda, 11 ilmek de sol kenarda artırdım. Toplam 22 ilmek artırdım. İlmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ve 65 ilmek oldu. Şimdi üçer ilmek eksilterek her iki taraftan eksiltmelere başlıyorum. Birinci ilmeğimi eksiltiyorum. 2, 3 ilmek bu kenardan eksilttim. Örmeye devam ediyorum. Dönüşte 3 ilmek de bu taraftan eksilteceğim. 3 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum ve dönüyorum. 3 ilmek de bu taraftan eksiltiyorum. 1, 2, 3. Örmeye devam ediyorum. Son ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Son ilmeği örmeden şişime geçirip dönüyorum. 2 ilmek eksilteceğiz. Burada örmeden aldığımız ilmeğin içinden şişteki ikinci ilmeğe geçirip 1 ilmek eksiltiyoruz. 1 ilmek de ördükten sonra eksiltiyoruz. 2 ilmek eksilttik. Devam ediyorum. Bu kısma kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum.
Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Bu kenardan da 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 Devam ediyorum. İki ilmek daha eksiltiyorum buradan. Aynı şekilde buradan da eksiltiyoruz. 1 2 Devam edelim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İkişer kez her iki kenardan ikişer ilmek eksilttik arkadaşlar. Şimdi birer ilmek eksiltiyoruz. İki defa buradan birer ilmek, iki defa da bu taraftan birer ilmek eksiltiyoruz. İlk eksiltmemi yapıyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bir iki defa birer ilmek eksilttim. Şimdi tekrar aynen burada yapmış olduğumuz gibi ikişerli iki defa ilmek eksilteceğiz. Birinciyi yapıyorum. 1 2 İki ilmek eksilttim. İki ilmek dönüşte buradan eksiltiyorum. Geliyorum. Tekrar iki ilmek eksiltip geliyorum. Dönerken buradan yine 2 ilmek eksiltiyorum. 2 defa ikişer ilmek eksilttik her iki taraftan. Şimdi 4 defa birer ilmek eksilteceğiz her iki taraftan arkadaşlar. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bunu bu kenarda 4 defa yapacağız. Bu tarafta da 4 defa yapacağız. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört defa birer ilmek eksilttik bu taraftan da. Şimdi ikişer ilmek eksiltiyorum. Bunu bir, iki, üç kez yapıyorum. Kenar ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. İkinci ilmeğimi eksilttim. Burada da aynı şekilde ilmeklerimi eksiltmeye devam ediyorum. İkişerli eksiltme 1 2 3 kez yaptım her iki taraftan. Şimdi 3 bu kenardan, 3 de bu kenardan eksilteceğim ve kısa eksiltmelerimi tamamlamış olacağım. 1 2 3 Devam ediyorum. Son ilmeğimi örmeden alıp dönüyorum. 3 ilmek de bu taraftan eksiltiyorum. 1 2 3 Örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. 3'er ilmek eksilttikten sonra şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kaldı. Bu 13 ilmeği bir defada eksiltiyoruz ve kolumuzun örme işlemini tamamlıyoruz. Bir tığ yardımıyla bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesip içinden geçiriyoruz ve ilmeklerimizi kapatıyoruz. Kolumuzun ikisini de tamamlamış olduk. Şimdi omuz dikişlerini yapacağız arkadaşlar.
Sol omuzu diktim arkadaşlar. Şimdi sağ omuzu birlikte dikeceğiz. Arka bedende örerek burada bitirmiştik örgümüzü. Ön bedende de örüp burada bitirmiştik. Burada ipe ihtiyacımız olmadığı için ben ipimi kesip araya aradan geçirerek yedirdim. Şimdi ikisini birlikte dikeceğiz. Burada fazladan bırakmış olduğum ipime iğnemi geçirdim ve burada sabitledim esneme yapmaması için. Buradan arka bedenden gelen ipi ön bedendeki ilk ilmeğimize alttan batıyorum. Daha sonra arka bedene geliyorum. İlk ilmeğimize alttan batıyorum. İki ilmeği de alttan batarak birleştirdim. Şimdi tekrar ön bedende ilk batmış olduğumuz ilmeğe üstten batıyorum. Şişteki ilmeğime ise ilmeğin sol kenarından batıyorum alttan. İğnemi çekiyorum. Tekrar arka bedene geliyorum. İlk batmış olduğum ilmeği buluyorum. Üstten ilk ilmeğime tekrar batıyorum. Yanındaki ilmeğe de alttan batıyorum. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Tekrar ön bedene geliyorum. En son batmış olduğum ilmeğime üstten batıyorum. Şişteki ilmeğime ise ilmeğin sol tarafından alttan batıyorum. Tekrar arka bedene geliyorum. En son battığım yere üstten batıyorum. Yanındaki ilmeğe de alttan batıyorum. İpimi çekiyorum. Çekerken buradaki iplik ayarını tam yapalım ki örülmüş bir ilmek gibi dursun arkadaşlar. Çok çekmeyin, çok da gevşek bırakmayın. Tekrar burada ön bedende en son battığım ilmeğe yine üstten batıyorum. Şişteki ilmeği alttan sol taraftan batarak alıyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar en son battığım ilmeği üstten, şişteki ilmeği alttan batarak birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi örülmüş gibi oldu. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi dikiyorum. En son battığım yere üstten batıyorum. Yanındaki ilmeğe alttan sol taraftan batıyorum. Bu tarafta böyle yapıyoruz. Tekrar burada en son battığıma batıyorum. Yanındaki ilmeğe alttan batıyorum. Devam edelim. En son battığımız ilmeğe batıp buradan da alttan yandaki son ilmeğe batıyoruz. Dikme işlemini tamamlıyoruz. Daha sonra buradan tekrar burada en son batmış olduğumuz ilmeğe tekrar batıp burayı birleştiriyoruz. İlmeklerimiz denk geldi gördüğünüz gibi. Daha sonra arka tarafta ipimizi önce sabitliyoruz. Bir kez daha yapalım şöyle. Aradan yürüterek iğne ile temizliyoruz. Fazlalığını keserek alıyoruz. Omuz dikişlerini diktim. Şimdi sıra geldi yaka örmeye.
Yaka kenarından ilmek almaya başlıyoruz. Bir tığ yardımıyla ilk eksilttiğim ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Devam ediyorum. Her eksiltmiş olduğum ilmeğin içine batıyorum. Birer ilmek çıkartıyorum. İlmeklerimi şişe geçiriyorum. Bundan sonra şişle devam edeceğim. Zorlandığım yerlerde yine tığdan yardım alacağım. Burada ilmek içlerine batarak buradaki yuvarlaklığı da koruyarak ilmek alıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu boşluklara batmıyorum. Delikler oluşabilir. O yüzden ilmeklerin içine batıyorum, tepelerine. Bu şekilde ilmek alıyorum. Tam orta kısmı buluyorum. Sağ tarafta ve sol tarafta eşit sayıda ilmek olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. İlmeklerimizi almaya devam edelim. Seksen ilmek aldım arkadaşlar yaka kenarından ve haroşa örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Son ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Dönüyoruz. Örmeden alıyoruz kenar ilmeğimizi. Düz olarak devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş sıra haroşa ördüm. Ve şimdi ilmeklerimi eksiltmeye başladım. Yakamızın örme işlemini tamamladım. Son ilmeğimi kapatmıyorum. İpimi de kesmiyorum. Buradan ilik patımız için ilmek almaya aşağıya doğru devam ediyorum. Burada bir tığ yardımıyla ilmek alacağım ilk başta. İlmeklerimi alırken haroşa dişleri bölümlerinden birer ilmek alıyorum. İçine batıyorum. Bir de alt kısımdan alıyorum. Yaka kenarında 4 ilmek almış olduk. Şişime geçiriyorum ilmeklerimi. Devam ediyorum. Şimdi bir sıra atlıyorum. 3 sıra arka arkaya ilmek almaya devam ediyorum. Bir sıra atlıyorum. 3 sıra arka arkaya devam ediyorum. Kenar ilmeklerimin arasından alıyorum. Şöyle açıyorum. Şimdi bir sıra atladım. 1 2 araya batıyorum şuradan. 3 ilmek aldım. Bir sıra atlıyorum.
Tekrar sırayla 1, 2, 3. Sıra atlamadan her sıra başından 3 ilmek aldım. Bir sıra atlıyorum. Tekrar devam ediyorum. Kenar boyunca bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 sıradan birer ilmek aldım. Tekrar bir sıra atlıyorum. Haroşa bölümünden içinden batıp 1, bir de alttan ilmek alıyorum. 2. İlmek alma işlemimi tamamladım. Dönüyorum. Haroşa örmeye başlıyorum. Burada da yine 5 sıra haroşa öreceğiz ve ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum ve düz örerek haroşa örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş sıra haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimizi eksiltiyoruz. İki ilmeği örüyorum ve eksiltmeye başlıyorum. Sol patımızın örme işlemini tamamladım. Son ilmeğimizi de bir tığ yardımıyla sabitleyip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektikten sonra alt kısımdan fazlalık ipi temizliyorum. İlmekler arasından geçirerek fazlalığını keserek alıyorum. Sağ ilik patımız için ilmek alacağız. Bu sefer alt taraftan başlıyoruz ilmek almaya. Bir ilmek aldım. İki ilmek oldu. Bir de haroşa sırasının başından aldım. 3 ilmek. Bir sıra atlıyorum. 3 sıra başından ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3. 3 sıra başından atlamadan alıyorum. Şimdi bir sıra atlıyorum. Tekrar 3 ilmek alıyorum her sıra başından. 1, 2, 3. Devam edelim. Bir de buradan içeriden batıp alıyorum. Yaka kenarından 4 ilmek almış olduk. Dönüyorum. Haroşa örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. haroşa sıramızı örüyoruz. Baştan 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14 ilmek ördükten sonra ipimizi öne alıp bir ilmek artırıyoruz ve 2 ilmek birlikte örerek bir ilmek eksiltip ilk iliğimizi açıyoruz. Tekrar 14 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyoruz. İkinci iliğimizi açıyoruz. Benim burada toplam 81 ilmek denk gelmiş arkadaşlar. Ben 14 ilmek örüp ikisini birlikte örüyorum. 14 ilmek örüp ikisini birlikte örüp bir ilmek artırarak 5 ilik açıyorum. Siz kendi örgünüze göre daha sık veya daha seyrek yapabilirsiniz. Devam edelim. Tekrar bir ilmek artırıp 5. iliğimi açtım. Toplam 5 ilik açtık. Haroşa örmeye devam ediyoruz. 3 sıra daha ördükten sonra ilmeklerimizin hepsini kapatıp ilik patının örme işlemini de tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi kolları ve yan dikişleri tamamlamaya. Ben sağ kolu diktim. Yan dikişlerini de kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi sol tarafı birlikte çalışacağız arkadaşlar. Önce kolumuzu dikerek başlıyoruz. Yan tarafları dikmeden önce. Burada orta yeri işaretledim ben. Tam orta yeri omuzda burası. Yine aynı şekilde kolda da orta yeri işaretledim. Ters tarafından her ikisinin de şöyle getiriyoruz. Birleştiriyoruz. Bu kısma tığla tersten dikiyorum arkadaşlar. Tam orta noktasını da orta noktaya denk gelecek şekilde burayı ayarlayarak buraya dikiyorum. Daha sonra devamında diğer tarafı dikiyorum. Bu kısım bittikten sonra yan dikişlerini ve alt dikişleri devamında dikerek tamamlıyorum. Birlikte dikelim şimdi. Bir ilmek alıyorum tığla. Daha sonra kol açıklığına şöyle denk getiriyorum kolumu. İlk üçer ilmek eksiltmiştim bu kısımdan. İlk eksilttiğim yere batıyorum tığımı her iki parçadan da. Bir ilmek alıp geçiriyorum. Daha sonra sırayla dikmeye başlıyorum. Kaydırma yaparak dikiyorum arkadaşlar. Dikerken şuradan kontrol ediyorum. Aynı yere çizgi şeklinde denk gelmesi için arkadaşlar. Dikerken kontrol etmezseniz buraya tığımız battığı zaman çirkin bir görüntü oluşacaktır. Aynen burada olduğu gibi düz bir şekilde devam etmesi için kontrollü gitmemiz gerekiyor. Bunun için de dikerken eksilttiğim ilmekler denk geldiğinde burada ilmeğin içine batıyorum. Buradan da sıradaki ilmeğin içine batıyorum. Tekrar buradan bir ilmeğin içine batıyorum. Buradan da bir ilmeğin içine batıp kaydırmamı yapıyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi
Burada zaten eksiltmeler olduğu için o kadar dikkat çekmiyor arkadaşlar, ama düz kısma geldiğimizde belirttiğim gibi kaymamasına dikkat edelim. İlmeğin içine, şu kısımlara batmıyorum, delikler oluşacaktır. İlmeğin içine batıyorum. Buradan da kontrol ediyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Orta kısmı da ortaya denk getiriyoruz. Devamında bu tarafı da bitirip yan dikişleri dikerken yine birlikte çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kolumuzun üst kısmının dikme işlemini tamamladım. Ön yüzümüzden bu şekilde gözüküyor. Eğer siz iğneyle dikiyorsanız o şekilde de dikebilirsiniz. Bu tercih meselesi arkadaşlar. Şimdi kolu birleştiriyorum. Yine ters kısımdan. Şöyle tersinden. Alt kolun dikişini tamamlayacağım. Aşağıya doğru dikiyorum. İpimi koparmadım. Buradan tam denk getiriyorum dikiş çizgisini. Ve buradan yine kontrol ederek ilmeklerimi dikmeye başlıyorum. Alt kısma kadar dikelim. Sol kenar dikişlerini ve kol dikişini tamamladım. Şimdi düğmeler dikilecek ve alt kısma motif örülüp bu kısma dikeceğiz arkadaşlar. Motiflerin nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Motiflerimizi yapmak için 2,5 numara tığ kullandım. Önce bir sihirli halka yapıyorum. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Halkaya batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ortaya batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile kapat. Sihirli halkamı sıkıyorum biraz. Bunlardan 5 tane olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dördüncüyü çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve beşinciyi tamamladım. Halkamı biraz sıkıyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum şu zincir halkanın arkasından tığımı geçiriyorum. Tekrar halka, orta halkaya batıp bir ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bu kısmı içeriden bağlamış oldum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkanın içine arkadan batıp orta kısma batıp çıkıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine yandakinin arkasından batıp ortadan çıkıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandakinin arkasından batıp ortadan çıkıyorum. Bu şekilde tekrarlıyorum. 1, 2, 3. Başlangıç yerime geldim. Bu başlangıç yerimde şu kısmın ilk kaydırma yaptığım yere batıyorum. Ve tekrar bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk halkanın içine batıp
yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yere batıp bir yarım trabzan daha çalışıyorum. Tığımdaki ilmeklerin hepsini birlikte örüp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada ilk zincirleri çekerken yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya geçip bir yarım trabzan tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. Hepsinin ilmeklerini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip bu halkalar arasındaki sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp yandaki halkaya batıp 2 yarım trabzan çalışıyorum önce. Bütün ilmeklerimi birlikte örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekip buradaki sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki halkanın içine 2 yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip buradaki sık iğnenin tepesine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya batıp bir yarım trabzan. Tekrar bir yarım trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çekip motifimi tamamlıyorum. Kaydırma yapıyorum ve işlemi bitirmiş oluyorum. Şimdi buradan bir miktar ip fazla bırakıyorum dikerken kullanmak için. Bu ortadaki sihirli halkamızın ipini de iyice çekip halkayı kapatıyorum. Olabildiğince sıkı bir şekilde. Alt tarafta sihirli halkamın ipini sabitliyorum. Fazlalığını keserek alıyorum. Motifimiz tamamlandı. Fazla bırakmış olduğum ipimi de geriye çekiyorum. Buradan iğneye geçirip dikmekte kullanacağım. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Motiflerimizi de tamamlayalım. Dikme işlemlerini birlikte çalışacağız. Motiflerimizi dikmeye geçmeden önce hırkamızın bütün kenarlarına yine kol ağızlarına zincir çekerek tığlama yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Şu kısımdan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2. ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2.ye batıp sık iğne. Bu şekilde bütün kenarını çerçeveliyorum. Bu şekilde devam edelim. Hırkamızın kol kenarlarına ve çevresine yapmış olduğumuz tığlama işini tamamladım. Şimdi yapmış olduğumuz motiflerin montajına sıra geldi. Lastik kenarından buradaki dilimimizin üzerine tam denk gelecek şekilde motifimizi yerleştiriyoruz. İkinci motifimizi de biraz altına sık bir şekilde, diğerini yine üst tarafta sırayla bu şekilde
alt kısımdaki bordür kısmının üzerine yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Bırakmış olduğumuz ipleri kullanarak aynı şekilde kol kenarlarına da motiflerimizi dikiyoruz. Daha sonra da düğmelerini dikip hırkamızın işlemlerini tamamlıyoruz. Fazladan bırakmış olduğum ipi iğneme geçirdim. Dikmeye başlıyorum. İlk motifimi şurada iki eksiltme yapmıştık. Hemen onların üstüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Alt kısımdan tutturuyorum. Devamında motifimden de tutturuyorum. Çevreleyerek motifimi hırkaya dikiyorum. Birer tel kaldırdığım için şu kısımlardan ipin alta geçmesini de engellemiş oluyorum. Alt tarafta gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çepeçevre diktikten sonra motifimizi başlangıç yerine geldim. Burada ipimi sabitliyorum önce. Diktikten sonra iç kısma doğru aradan geçiriyorum iğnemi, ipimi temizliyorum. Fazlalığı keserek alıyorum. İlk motifimizi dikmiş oldum. Devamında ikinci motifimi biraz aşağıdan dikiyorum. Üçüncüyü tekrar birinci gibi yerleştirip dikiyorum. Sırayla çepeçevre bütün motiflerimi dikiyorum. Devamında da kollara dikip işlemimi tamamlıyorum. Hırkamızın bütün işlemlerini tamamladım. Giyilecek hale getirdim arkadaşlar. Gayet güzel ve şık bir hırka oldu. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugün yine bir videonun sonuna daha geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.